Teşekkür edelim. O gün sana yeniden dönüyorum. Az önce dedin ki çok keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Oradan devam edelim. Evet, çünkü Kayseri Spor Hikmet Hoca ile birlikte bir çıkışa geçti. Ama devre arası da çok önemli takviyeler yaptı. O parçaları iyi denkleştirdi birbirini. Abdülkadir Parmak'ı transfer etti. Bertolacci. Orada iyi bir takım oluşturdu ve artık savunma yapan Kayseri Spor izlemiyor. Trabzonspor'a karşı da özellikle ilk bölümde bir hücum denedi ama savunmaya çekildiğinde işte Trabzonspor'a karşı savunmaya çekilirsen bu sonuçla karşılaşırsın. Muhtemelen Hikmet Hoca da ders böyle kötü sonuçlardan vesaire ders çıkarabilen bir teknik adam. %100. Ve o maçın dersini de çıkarmıştır. Ben Beşiktaş'a karşı savunma yaparsam sıkıntı yaşarım düşüncesiyle bence bu maçta bir hücum oyununa yönelecek. Beşiktaş da zaten savunmasını Önder Hoca ile birlikte iyileştirdi bu arada. Son dönemlerde çok az gol yiyen bir Beşiktaş var. Bir de kaybetme dönemi çok fazla olmuştu bu sezonun başında ama Önder Hoca'dan sonra ya berabere ya galibiyet. Bir mağlubiyet bir var. Bir Konya Spor mağlubiyeti var. O yani kaybetmemeye alıştırdı yani. Önder Hoca takımı. Evet. Beşiktaş'taki çok ciddi sıkıntı şuydu. Savunmasını iyileştiriyordu Önder Hoca ama sonuçlar hep bir gol, bir gol, bir gol. Dolayısıyla maçı da tutamıyordu. Beraberlikler çok sık gelmeye başlıyordu. Ama ne zaman ki işte Sivas Spor maçı örneğindeki gibi ceza sahası içerisinde problemler çözülünce Beşiktaş 3 golü buldu. İlk hatırlayın Kayseri Spor maçıyla başlamıştı Önder Hoca'nın Beşiktaş serüveni. 4-2 bitmişti. Doğru. Ondan sonra ama tersi de 4-2 bitebilirdi. Tabii yani. Öyle bir maçtı. Onun için söylüyorum. Kayseri evet. Spor Vodafone Park'ta bir önceki maçta da hücum düşündü. Çok iyi de bir oyun oynamıştı. Beşiktaş o aradaki süreçte sürekli 1-2 golle gitti. Ta ki Sivas Spor maçına kadar. Başakşehir biraz mental açıdan toparlandığını söylüyor yöneticiler. Mental olarak sıkıntısı vardı. Neden? Çünkü ne sıkıntısı vardı ve nasıl toparlanmış? Ligi küçümseme gibi mi? Şimdi şöyle Başakşehir ile ilgili şunu söylüyor yöneticiler. Çocuk ruhlu. Hı. Aşırı derecede duygusal ve çocuk ruhlu bir oyuncu. Yani dışarıdan görüldüğü gibi şey değil. Çok farklı bir yapısı var. Şimdi üst üste kötü maçlar, aslında kötü maçlardan ziyade iyi oynadığı maçlarda bitiremediğinden dolayı dolayısıyla skora yansıtamıyordu performansını ve tribünlerine tepkisini çektiği olmuştu. Bu mental olarak kendisini etkiledi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte Önder Hoca'da kendisiyle görüşmeler yaptı. Varsa bir sıkıntısı, bir problemi çözebilmek adına. Şimdi böyle duygusal oyuncuların aldığı destekler kendilerine çok ciddi bir motivasyon kaynağı unsuru olur. Başakşehir'de hani yöneticilerin tabiriyle çocuk ruhlu bir adam olduğu için dolayısıyla bu desteği görünce mutlu oldu. Kendisini biraz olsun mental açıdan toparladı. Önder Hoca'nın bakın ısrarla üst üste her hafta Başakşehir sorularına verdiği Başakşehir iyi oynuyor. Benim sahada verdiğim bütün görevleri yapıyor mesajları buna yönelikti. Kendisinin biraz daha iyi olduğu, psikolojik açıdan toparlandığı söyleniyor. Beşiktaş'ta bu sezon evet çok ciddi bitiricilik sıkıntısı vardı. Ama tek başına Başakşehir'in de değildi. Alex Teixeira'nın da vardı. Raşit Gezal'ın da vardı. Kaylar'ın da vardı. Yani bütün hücum hattında vardı ama şimdi Gezal da son maçta iyi bir performans ortaya koydu. Alex Teixeira fiziksel olarak o milli ara dönemindeki antrenmanların etkisini görüyor. Şimdi milli aradan önce hatırlayın ayakta kalamıyordu. 45 dakika yarım saatlik bir Alex Teixeira vardı. Çünkü sakatlıklardan sebep o Çin'deki uzun arasını toparlayamamıştı. Ama milli arada ona büyükleme yapıldı ve etkisini görüyor. Şimdi 90 dakikayı ilk kez 2 hafta önce çıkardı. Alex Teixeira da vites arttırıp Başakşehir'e yardımcı olunca performanslar biraz daha olumlu yönde ilerliyor. Tabii orta sahada Atiba'nın yeniden denkleme dahil olması çok önemli. Ben Atiba'yı çok kıymetli buluyorum. Bugün çünkü nasıl bir orta saha bekliyorsun? Necip Uysal, Atiba ve Alex Teixeira. İsteyelim arkadaşlarımızdan Beşiktaş'ın Necip Uysal, Alex Teixeira ve Atiba'lı bekliyorum. Souza yok. Souza gelecek. Atiba neden kıymetli? Çünkü Atiba iki sezondur bize şunu gösteriyor. Ben hücumu iyi oynuyorum. Özellikle Abdullah Hoca'nın birkaç maçı ve sonrasında Sergen Hoca'nın tamamen Atiba'yı ön alanda 8 evet. numarayı iki yönlü oynatmasıyla birlikte biz Atiba Hutchinson'ın ne kadar iyi bir hücum oyuncusu olduğunu da görmüştük. Okuyalım hemen bir Ersin, Umut, Montero, Wellington, Rozier, Necip, Atiba, Alex, Kenan, Gezal, Batshuayi. Yani çıkabilecek 11 zaten bu. Çünkü Beşiktaş'ta evet önemli sakatlıklar var. Josef de Souza, Miralem Pjanić, işte Kayleri'nin yeni dönüşü ama zaten dönse de artık oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Çünkü
hani kendi performansı... Yok, hayır, performansını aratacak bir Kyler'in yok ki. Yani aman aman Kyler'in nerede, neden sakat? Hani niye arıyorsun? Bu sezon Kyler'in performansı göremedik biz doğru düzgün. Evet, şimdi skor katkısı açısından bakıldığı zaman şurada söylenebilir. Ama hücumda başlayan sonra en çok gol asist katkısı veren oyuncu. Tamam da oyun sadece sizin gol asist katkınızda olmuyor ki. Kyler'in takım oyununu etkileyen birçok dönesi var saha içerisinde. Alex Teixeira'da da bu vardı zaten. O yüzden eleştiriliyordu. Şimdi Alex Teixeira yavaş yavaş takım oyuncusu olmaya başladığı için performansı kıpırdanma gibi görünüyor. Burada Necip Uysal zaten hani Joseph'in olmamasından sebep o bölgede forma giyecek. Vida'nın da bir sakatlığı var. Dolayısıyla kadronun geri kalanı zaten ilk 11 oyuncusu yani. Beşiktaş'ın bugün bir eksiği var mı derseniz, Joseph de Souza dışında ben eksik görmüyorum. Miralem Pjanić söylenebilirdi. Belki o aklına gelmiştir. Evet. Ama ben Atiba'nın performansını Beşiktaş'ın oyun yapısına daha uygun buluyorum şu an itibariyle. Peki. Ya bu arada Beşiktaş'a geçmeden bugün yeni yılın 61. günü. Her yılın 61. günü emeğin ve tevazunun sembolü kasketler günü olarak doğru kutlanıyor artık. Onu Trabzonspor da bir video paylaşmıştı bugün. Evet. Aslında onu Trabzonspor bölümünde ekrana getirecektik ama bugün yayın akışımızı unutmadık. Çok hareketli olduğu için bağlantılar aralara girince ona sıra gelmedi. Arkadaşlarımız ekrana getirirse üzerine konuşuruz. Hatta evet, geliyor şu anda. Kasket yalnızca bir aksesuar değil, bir duruş. İlk şampiyon teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı ile başlayan bir başka büyük isim, Özkan Sümer'le devam eden bir gelenektir. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Kasket, Trabzonspor'un bir halk takımı olduğunu söyler. Bizim hocamız da, taraftarımız da kasket takar. Hepimizin yüreği Trabzonspor için atar. Kasket samimiyettir, dürüstlüktür, vefadır kasket. Nesiller arası bir selamdır. Trabzonspor camiası olarak her yılın 61. gününü Dünya Kasketliler Günü ilan ediyoruz. Camia olarak başımızın üstünde yeri olan tüm değerlere sahip çıkıyor, taraftarlarımızı ve tüm futbol severleri kasket takarak bu değerlere verdikleri önemi göstermeye çağırıyoruz. Geçen haftaki kasketinizi keşke getirseydiniz Selahattin Kıra. Tam buraya uygun olacakmış bu arada aslında. Seslendirme Hüseyin abi Danyal'a benzetti. Evet. Kendi. Onun doğru sesi. Bize bak unuttuk bugün. Bize bunu unutturmayan Trabzon'un en güzel ilçesi Tonya'dan Yusuf Kır kardeşimiz var. Teşekkür edelim ona. Bize göre kasket iddianın, tevazunun, biat etmemenin ve rakibe saygının sembolü. Bu en büyük örnekleri de işte bizim nesil Ahmet Suat'la büyüdü. Biz o Ahmet Suat'ın yani kafasını, başın, saçlarını falan hiç aramadı. Çünkü sürekli kasket vardı. O tevazuyla Trabzonspor nereden nereye gittiğini, hangi öykünün kahramanı olduğunu, hangi hikayeyi yazdığını hiçbir zaman unutmamalı. Kasket bunun sembolüdür. Zaman zaman dile getiriyoruz ya, Trabzonspor henüz şampiyon olmadı. Trabzonspor'u şampiyon ilan etmek bugünden o kasketin hatırasına birazcık ayıp etmiş gibi olur. Niye? Kasket rakibe saygı aynı zamanda. Sen matematiksel olarak şampiyon olmadığın müddetçe şampiyon değilsin. Çünkü 18 tane, 19 tane çok saygıdeğer rakibin var. Kutlu olsun diyelim evet, o zaman. Herkese kasket giymeyi öneririz bu arada. Çok da güzel tutuyor böyle kelleyi. Çok da şık yayında görünüyor. Evet. Evet. Buyurun efendim. Beşiktaş ben... İlk yarıdaki Kayserispor'dan örnekleri verirken o gün o Kayserispor'un takviye aldığını söyledim. Mesela Beşiktaş bir takviye almadı. Kayserispor'la ölçersek öyle bir takviyesi olmadı. Bir sağ bekte Kerem'in geri dönüşü. Rozi 3 maç yoktu, orada oynadı. Yeni oyuncu. Kerem zaten senin oyuncu ve herhalde bugün Kerem Kalafat'ta başlamayacak. Rozi ile başlayacak. Bakın Kayserispor iki tane çok ciddi katkı yaptı. Bir de Hikmet Hoca ile bence bir eşik atladı Kayserispor. Hikmet Hoca ilk yarıdaki maç 2-2 devam ederken ben bu maçı kazanayım oynamasaydı maçı kaybetmezdi. Bunu hepimiz biliyoruz. Oyundur tabii ki, değişebilir de. Trabzon'da da şimdi Anadolu takımları dediğimiz takımlarımızın şöyle bir avantajı var rakiplere karşı, dört büyüklere karşı. Dört büyükler doğaları gereği hücum etmek zorundalar ve sen eğer bir bekleme oyunu ezberi inşa edersen takımına her maçın ortağı olursun. Çünkü arkada boşluklar bulacaksın. Ona uygun takım kurman gerekiyor. Bence Kayserispor ona uygun takıma yakın bir takım kurdu bu sene. Seneye bence bir iki hamleyle
ilk dördü zorlayacak bir takım geliyor. Yani Kayseri Spor şu an onun izlerini, işaretlerini veriyor bize. Bu maçın da Beşiktaşlı kardeşler çok kusura bakmasın. Souza'sız, orta saha, Vida'sız defans hattı bence sorunlu. Kayseri Spor bence ilk yarıdaki yaptığı hataları yapmaz. Ve Trabzonspor maçındaki ilk yarıdaki Kayseri Spor kurgusunu sahaya taşırsa, ki taşımaması için bir nedeni yok. Çünkü Beşiktaş bu maçı herhalde beraberlik için çıkmayacak. Saldırıp skoru koparmak isteyecek. Tur atlamak isteyecek. Tabii yani bu, çok net bir hedef. Bütün takımlar açısından Avrupa Kupaları yolunda en net hedef. Oyun şekli anlamında söyledim bunu. Kuşatıcı oynamak zorunda. Çünkü ön tarafı zaten çok güçlü Beşiktaş'ın, biliyoruz. Kayseri Spor'da sabek oynayan Onur, takımın aslında geri plandan çaprazlamasına oyun kuran oyuncusu. Yani şöyle, zaten sabek biliyorsunuz oyunu en iyi gören yer, ya da sol bek. Böyle bütün oyun sahasını görürsün. Ve Onur çok zeki bir oyuncu, çok da becerikli bir oyuncu. Hikmet Hoca onun üzerinden oyununu sağ taraftan kuruyor. Ve bu defansla hücum hattının bağlantısını da devre arasında Trabzonspor'dan aldığı Abdülkadir parmakla yapıyor. Parmağın özelliğine, parmak topu aldığı zaman driplikle çıkar. Adam eksilterek çıkar ve bir futbol takımının rakibi önünde hamle üstünlüğüne taşıyan da driplik yeteneği olan oyuncu sayısı. Yetenek ve birikim. Şimdi o birikim ve yetenek Abdülkadir parmakta var. Hikmet Hoca'da o doğruyu takım kimyasıyla çok doğru bir şekilde, uyumlu bir şekilde bence buluşturdu ve takım çok pozisyon buluyor. Trabzon maçında ilk yarı 2-0 bitti, 4 de olabilirdi. Uğurcan müthiş toplar çıkardı. Niye? Kafasında ilk yarıyı kazanmıştı Hikmet Hoca. Şimdi Karabeli Hoca ile Hikmet Hoca'nın kapışmasını bu yüzden merakla bekliyorum. Nasıl hamleleri olacak karşılıklı? Trabzonspor maçında Trabzonspor galip geldi ama iş Kayseri Spor'a da dönüyordu. Atlamam vesaire karşı karşıya kaçırdı. Bunu diyorum ya, 4 olabilirdi. Tam tersi sonuçta. 2-2 de olabilirdi. Tabii, evet. 2-2. Ama ikinci yarıda son bölümde zaten Abdullah Avcı'nın devre arası hamlesiyle Abdullah Avcı Hikmet Karaman'ın oyununu bozdu ikinci yarı. Onu kabul edelim. O gün Beşiktaş'ın gündemiyle alakalı bir toparlayacak olursak, ekstra söylemek istediğin bir şeyler gündem varsa, vereceğin bir ilgi varsa onu da alalım. Sonra Galatasaray'a geçelim. Sörloth'la ilgili bir açıklaması oldu bugün Beşiktaş'ın. Alexander Sörloth'la ilgili Ceyhun Kazancı'nın ağzından herhangi bir açıklama yapılmadığına dair bir açıklama. Beşiktaş taraftarı oradaki şeyi doğru analiz etmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın gündeminde Sörloth yok değil. Sörloth'la ilgili bir ifadesi yok şeklinde Ceyhun Kazancı'nın. Sezon sonu itibariyle, hani maçın dışında vereyim bilgi, sezon sonu itibariyle eğer Real Sociedad bonservisini almazsa, opsiyonu var, kullanmazsa Beşiktaş bir kiralama düşüncesi var. Trabzonspor da izin verirse diye ekleyelim ki. Trabzonspor'un öncelik hakkı var, görüşme hakkı. O tamamen Sörloth'un kararına bağlı. Ama olarak burada belirleyici olan şudur, onu da söyleyeyim. Yani oyuncu kimle oynamak istiyorsa, Beşiktaş istiyorsa... Belki Türkiye'de dönmek istemeyecek. Tabii, Trabzonspor'da izin vermeli, onu evet, söylemek istiyor. Türkiye istemiyorsa kendisi. Bu arada Avrupa'da kalmak zaten birinci seçeneği. Yani şu an için şunu söyleyelim, Beşiktaş'ın Sörloth'la ilgili bir teklifi, teması, görüşmesi falan yok. Sadece Sosyedat'taki durumu takip edilen evet, bir oyuncu. Gündeme dair Sörloth bilgisini vermiş olalım. Karşılaşma Beşiktaş Katar Kayseri Spor mücadelesi saat 20.30'da A Spor'dan naklen ekranlarınıza gelecek değerli izleyenler diyelim.